arada bugün bir önemli açılış olacak. Ülkemiz için de, bölge için de, özellikle Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesi için ama dünya için de önemli bir eser hayata geçirilecek. Ülkemizin 58. dünyanınsa özellikle deniz üzerine inşa edilmiş 5. havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı bugün açılacak. Havalimanına inen ilk uçaklarsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçakları olacak. Ülkemiz için dedik ya, önemli bir gün, bir gurur projesi daha hayata geçiyor ve gün boyunca da o bölgeden gelişmeleri, o açılışın yapılacağı, önemli hizmetin devreye alınacağı o bölgeden gelişmeleri A Haber ekranlarından canlı yayınlarla sizlerle paylaşacağız ki Mahmut Erdoğan da orada bizleri bekliyor. Mahmut, günaydın. Öncelikle kolay gelsin. Şimdiden hayırlı olsun diyelim hem ülkemiz hem de milletimiz için. Neler aktaracaksın? Söz sana bırakalım. Günaydın, iyi yayınlar. Ulaşım anlamında Türkiye yapmış olduğu yatırımlar ve projelerle sadece kendi ülkesi içerisinde değil, dünya genelinde kendinden söz ettirmeye elbette ki sürdürüyor. Özellikle dünyada ilk olan projelerin Türkiye'de ulaşım anlamında ve diğer projelerle birlikte yapılmış olması da son derece önem taşıyor. İşte o önemli eserlerden bir tanesi hemen arkamızda Rize Artvin Havalimanı. Deniz üzerine dolgu yöntemi kullanılarak yapıldı ki dünyada 5 havalimanı var bu şekilde ve o 5 havalimanından 2 tanesi Türkiye'de. İlki 2015 yılında açılışı gerçekleştirmiş olan Ordu Giresun Havalimanı'ydı ve ikincisi ise Türkiye'de deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılmış ikinci, dünyada ise 5. olan Rize Artvin Havalimanı'nın yapımı tamamlandı ve bugün saatler 14'ü gösterdiğinde açılış gerçekleştirecek. Tabii ki bir havalimanının yapılmış olması hem o bölge için hem o şehirler için son derece önem taşıyor. Sadece havalimanı tek başına bir yatırım değil elbette. Havalimanı yapılan bölgede özellikle yolların, köprülerin, viyadüklerin yenilenmesi, yapılması, hatta o bölgedeki yaşayanların, arazisi olanların emlaklarının artmasına kadar varan önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor ki Rize Artvin Havalimanı da hem kendi bölgesi için hem de çevre bölge için son derece kıymetli bir projenin olduğu bilgisini paylaşalım ve bu kıymetli proje bugün saatler 14'ü gösterdiğinde burada resmen açılmış olacak ve ilk uçaklarda piste tekerleklerini artık değdirmiş olacaklar ki son derece modern bir görünümle yapıldığını belirtmiş olalım. Özellikle kulesindeki çay figürü ve yine mimarisinde kullanılan önemli özellikler ve detaylarla birlikte adeta son dönemlerde yapılmış en önemli mimari eserlerden bir tanesi. Hem Doğu Karadeniz bölgesi için, hem Türkiye için, hem de dünya genelinden yolculuk yapacaklar için son derece kıymetli bir projenin açılışı bugün saatler 14'ü gösterdiğinde gerçekleşmiş olacak ki burada yapılan bu eserle birlikte Türkiye'de 58. havalimanı da hizmet vermeye başlamış olacak. Ayrıca bu havalimanının bir özelliği daha olacak ki o da Rize Artvin Havalimanı uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte burası önemli bir misyona da sahip olmuş olacak ve dün akşam saatlerinden beri yapılan çalışmalar tamamlandı. Artık geri sayım başladı. Havalimanının açılmasına saatlerin kaldığını belirtmiş olalım. Saatler 14'ü gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak bu piste iniş yapacak. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçağıyla birlikte buradaki bu tarihi ve önemli eserin açılışı gerçekleşeceğinin bilgisini paylaşmış olalım. Yılda 3 milyon yolcuya hitap edecek Rize Artvin Havalimanı bugün saatler 14'ü gösterdiğinde ülkemize, Doğu Karadeniz bölgesinde ve dünya için kapılarını, pistlerini açmış olacak.